İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal ve ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıkla Yaşaya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu akşamki konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor sevgili Bülent Bütün hocamız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu akşam hocamızla birlikte irdeleyeceğimiz konunun adı romatizma. Ama şimdi bu başlık altında Bülent Hocam o kadar çok hastalık var ki yaklaşık 300 hastalık olduğu söyleniyor. Dolayısıyla daha da fazla. Dolayısıyla size çok sorularımız olacak. Ama ona geçmeden önce ben sevgili partnerime sözü bırakmadan önce telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0242 alan kodumuz 345 45 44 nolu telefonla bize sorularınızı iletebilirsiniz ya da tweetlerinizi bekliyoruz. Kanal alt çizgi ve Twitter adresimize. Oktay söz sende. Uzun süredir görüşemiyorduk. Evet, evet, geldik. Evet. Hocam hoş geldiniz Bülent Hocam. Şimdi aslında ben nasıl gireyim diye düşündüm. Siz biliyorsunuz ben acil serviste çalışıyorum. Hastalarımız da bize envai türlü şikayetle geliyorlar. Dizi ağrır, romatizmam var der. Bileği ağrır, romatizmam var der. Boynu ağrır, boğazı ağrır, romatizmam var. Ne yapacağım? Sırtım ağrır, romatizmam var. Halkın gözünde bir romatizma var. Her ağrıdan bir romatizma çıkıyor. Eğer evet. Müsaade ederseniz ilk önce seyircilerimizi bu romatizma nedir hakikaten tanım olarak onunla girelim. Oradan aydınlatmaya çalışalım. Aslında çok doğru bir yaklaşım yaptınız gerçekten. Yani romatizmayı çerçevesini çizmek çok zor. Yani çok flu bir çerçevesi var romatizma kavramının. Dar kapsamlı bir tanımlama yapılabilir ya da geniş kapsamlı bir tanımlama yapılabilir. Hani dar kapsamlı romatizma nedir dediğimiz zaman bu tanımlamanın ilk çıkış zamanından başlayacak olursak böyle daha çok eklemleri ilgilendiren, eklemleri tutan, eklemlerde belirti veren romatizman hastalıklar. Yani halk nezdinde de kabul edilen kavram genellikle bu, karşılığı bu. Ama tabii gerçek kavram böyle değil, biraz daha geniş. Belki şöyle tanımlanabilir romatizman hastalıklar ya da romatoloji. Kas iskelet sistemini tutan, kas iskelet sisteminde belirti veren, ağrı, tutukluk ya da başka belirtiler veren her türlü tablo. Romatizmal hastalıkların kapsamı içerisinde aslında. Yani çok da yanlış kullanmıyorlarmış. bu kadar yaygın olunca değil mi? Tüm kas iskelet sistemini ilgilendiren bir hastalık olunca. Ya, flu bir kavram çok. Evet. Peki Bülent Hocam şimdi... Ben 300'e yakın dedim. Siz de dediniz ki 300'ü aşan bir hastalık var bu romatizma adı altında. Hepsini ayrı ayrı incelememiz tabii mümkün değil. Böyle bir gruplandırmamız var mı? Çeşitlerimiz var mı? Tabii ki yani belki kabaca 3 grupta belki toplanabilir romatizmal hastalıklar. İltihaplı romatizmalar bir grup. Ama tüm romatizmal hastalıkların ancak %5'ini kapsayan bir grup aslında iltihaplı romatizmalar. Daha çok bu gruptan bahsedilse bile ya da halkımız daha çok bu tür romatizmalardan korksa bile bu tüm romatizmaların içerisinde %5'lik bir grubu oluşturuyor neredeyse iltihaplı romatizmalar. İltihapsız romatizmalar diye belki bir grup oluşturulabilir. İşte bel ağrıları, boyun ağrıları, tendonlarda, kirişlerdeki ağrılarımız vesaire. Belki bir de bir üçüncü gruptan bahsetmek lazım. Romatizmayı taklit eden hastalıklar. Bir grup da o. Belki de en kalabalık grupta o zaten. Yani bu şekilde bir üç parça halinde düşünülebilir. Romatizmal şikayetler veren tablolar. Üç ana grup halinde toparlayabiliyoruz. Tabii. Değil mi? İltihap dediğimiz ama şey değil değil mi hocam? Hani bizim direkt mikrobun yaptığı iltihap değil. İltihaplı romatizma kısmında tanımımız... Evet, evet haklısınız. Yani halkımız onu çok karıştırıyor gerçekten. Evet. Ama hani bu yabancı kavramların tam Türkçe karşılığı maalesef ki yok. Cerrahatla farklı bir şey tabii ki. Yani akseden boşalttığımız farklı bir tanım. Dolayısıyla antibiyotik bunların tedavisinde hiç yok. Hani baştan onlara. Bir şey oluyor. Genelde hastalar böyle şeylerde işte iltihabik mi vesaire diye sorduğunda onlara şey diyorum. Yani bazı iltihapları mikroorganizmalar yapıyor. Bazen de biz kendimizi organizma olarak savunurken...
Tabii. Bir iltihap yani, yaratıyoruz. Temiz bir iltihap bu. Aslında savunma iltihabı. Belki ama... de ilk şeyden kaynaklanıyor. Yani ona ilk açıklayan hekimden de kaynaklanıyor. Neticede bir şeylere bakıyor kan tahlili olarak hekim. Ve kanında iltihap var diyor bazı doğal olarak. Şeyleri yüksek. Şimdi bu iltihap halkımızın nezdinde ya da bir kısmının nezdinde iltihap olunca kanda mikrobik bir tablo mudur acaba? Kanımda mikrop varmış diyor mesela, çok ilginçtir. Yani tekrar bir doktora geldiğinde, yana bana geldiğinde bana dendi ki kanımda mikrop var. Nasıl bir mikrop diyorum? İltihap var dediler diyor. Falan. Bu şekilde bir yanlış kavrama var. Yani mesajlarımızdan bir tanesi bu olsun eğer müsaade ederseniz izleyicilerimize. Hani iltihap dediğimiz şey sadece mikroorganizmaların, mikropların, virüslerin, bakterilerin yaptığı bir şey değil. En azından bu romatizma ile ilgili olan o kısımdaki değil. İltihap biraz farklı, biraz bir farklı tablo. Bir aynı tabiri kullanıyoruz ama aslında biraz tedavisi farklı kavramlar. Tedavisi de farklı o yüzden. Tedavisi de çok farklı tabii Bülent ki. Bülent Hocam, şimdi bunların tabii ayrıntılarını biraz daha hani girmeyi planlıyoruz. Ama bu üç ana grup dediğimiz zaman her ana gruba bir iki örnek verir misiniz? Hani biraz daha ısınalım diye. Tabii mesela iltihaplı, iltihapsız romatizmalar diyelim. Yani büyük bir çoğunluğu onlar oluşturuyor zaten. Kireçlenme mesela. Yani halkımızın çoğu zaman bildiği bir kavram. Kireçlenmeyle giden rahatsızlıklar bu önemli bir grup. En büyük grup belki de bu iltihapsız romatizmalar içerisinde. İltihaplı romatizmalardan en iyi bilinenlerden romatoid artrit, ankylozan spondilit gibi rahatsızlıklar. En iyi bilinenler belki de bunlar. Taklit eden, yani romatizmayı taklit eden tablolar. Ve endokrin pek çok hastalıkta, yani salgı sistemlerimizden kaynaklanan bozukluklarda kas iskelet sistemi problemleri çok oluyor. Mesela onlar romatizmayı taklit edebiliyorlar. Ya da mikrobik problemler romatizmayı taklit edebiliyorlar. Yani bir üritik enfeksiyon, bir bakteriyel enfeksiyon romatizmayı taklit edebiliyor. Bu listeyi çok 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 uzatmak mümkün. Romatizmayı da taklit eden çok büyük bir grup var aslında. Evet. Bunların içinde herhalde en sık karşılaşılan, sizin de söylediğiniz gibi kireçlenme ya da halkımızın kireçlenme dediği ve bizim iltihabik olmayan romatizma olarak onları anlatabileceğimiz grup. Bu konu hakkında biraz bilgilendirerek başlayabiliriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Tabii. Çünkü benim annemde de olduğu için hani diz ağrısı, kalça ağrısı deyince herkesin aklına bu açıklamaya muhtaç bir konu gerçekten. Ve yanlış anlaşılan da bir konu halkımız nezdinde. Şimdi kireçlenme denildiği zaman mesela bakıyorsunuz 70 yaşındaki birisi geliyor size ve diyor ki işte benim boynumda kireçlenme var mı diyor. Çok doğal. Olması gerekiyor zaten. Olmaması doğal mı? Ya da evet, ya da benim belimde kireçlenme var diyor. Son derece doğal. Zaten olması gerekiyor belki de. Yani kireçlenmeyi şöyle düşünmek lazım. Kireçlenmenin bir kısmı zaten olması gereken bir tablo. Yani vücudun yaşlanmaya ya da deformasyona veyahut da aşınmaya karşı geliştirdiği bir reaksiyon. Yeni kemik oluşumu mesela. Yani vücut bir bakıma kireçlenme yaparak aslında korumaya çalışıyor kendisini. Ya da kireçlenme yaparak alanı genişletiyor, yükü azaltmaya çalışıyor. Örneğin omurgadaki kireçlenmeler böyle. Dolayısıyla da kireçlenme her zaman problem değil. Belli bir yaşın üzerinde bir yere kadar normal karşılanan bir tablo. Tabii bir de normal dışı kireçlenmeler var. Yani yaşlanmayla ilgisi olmayan normal dışı kireçlenmeler. Belki onları anormal kabul etmek lazım. Örneğin kristal artritlerde gutta olduğu gibi. Anormal gut dışı hastalığında kireçlenme. Ya da yalancı gut hastalığı denilen hanımlarda görülen formlarda. Onlar da anormal bir kireçlenme. Amaçsız bir kireçlenme. Yani bir şeye hizmet etmeyen, herhangi bir faydası olmayan bir kireçlenme. Hayatın olağan akışında ortaya çıkıyor. Evet, yani. Evet, belki onları anormal kabul etmek lazım. Yalancı gut hastalığı dediniz. Evet, evet, evet. Gutu az çok taklit eden ama gutlan aslında kristal evet, artritler. Daha çok kadınlarda görülür yalancı dediniz. Yalancı gut evet, ağırlıklı olarak hanımlar, gut evet. Hanımlarda pek gözükmüyor. Evet. Evet, menopoza kadar hiç gözükmüyor zaten. Korunuyorsunuz guttan menopoza evet. kadar ama menopoz sonrası biraz artmakla birlikte gene de erkeklere göre oran çok az. Ama yalancı gutta biraz tersi oluyor olay. Daha çok böyle hanımlarda gözüken belli bir yaştan sonra bir rahatsızlık. Kireçlenmede cinsiyet açısından bir farklılık var mı kadınlarla erkekler arasında? Yani romatizmanın
dejeneratif romatizma dediğimiz halkımızın kireçlenme diyebildiği şeylerde bir kadın erkek ayrımı var mı? Pek yok, hayır. İkisinde de oluyor. Hayır, hayır. İkisinde de aynı oranda gözüküyor. Doğal kireçlenmeler diyelim, normal. Peki daha çok görüldüğü eklemler açısından bir farklılık var diyebilir miyiz? Mesela kireçlenmenin daha çok görüldüğü eklemler ya da birazdan konuşacağımız iltihaplı romatizma. Yani en azından şöyle bir şey söyleyebiliriz hastalarım. Bu bölgedeki ağrılar, romatizma şüpheleri size hani daha çok kireçlenme yönünde, diğer alanlarda olduğunda daha çok daha az görülen iltihabi yönünde. Yani biraz böyle ipuçları vermek için soruyorum halkımıza. Anladım. Yani kireçlenme daha çok yük binen eklemlerde karşılaşacağımız bir şey. Ya da karşılaştığımız bir tablo. Tabii doğal kireçlenmeden bahsediyoruz. Hı hı. O anormal kireçlenmeyi bir başka şeye bırakalım. Bir onu klasik, ayrıca düşünelim. Normal, ama standart. Klasik, işte yaşa bağlı belki de bir parça. O tür kireçlenmeler yük binen eklemlerde oluyor. Mesela dizler örneğin. Zaten diz eklemi çok müsait kireçlenmeye. Çünkü yapı olarak çok müsait. Çok korunaklı bir eklem değil çünkü diz eklemi. Yani yumuşak dokuyla biraz korunmaya çalışılıyor. Bağlarla korunmaya çalışılıyor. Ama travmaya çok açık bir eklem olduğu için. Mesela ayak baş parmağı diyelim. Yükü çok taşıdığı için belki orada fazla kireçlenme oluyor. İşte elde hanımlarda şu baş parmak kökünde olan kireçlenmeler. Belki çok yük bindiği için, çok kullanıldığı için oluyor. Ama klasik olarak en çok karşılaştığımız omurga kireçlenmeleri tabii ki. Kişi ayakta durduğunda için. Onu taşıyan bütün eklemlerde evet. Kullanım fazlalığına bağlı olarak böyle bir şey görebiliyoruz. Tabii ki. Ya da anormal kullanmaya bağlı olarak. Bir şey soracağım. Geçmiş hayatında çok kullanmak mı daha çok zarar veriyor yoksa az kullanmak mı ya da böyle bir bilgi verebilir miyiz hastalarımıza? Şimdi şöyle söyleyelim, belki birazdan değinecek miyiz bilmiyorum ama meydana gelişlerinden bahsettim. Omurgaya ne kadar yük bindirdiğimizle alakalı bu. Hı hı. Yani mesela bir sporcu ya da bir inşaat işçisi ya da çok bir ağırlık, mesela, değil mi? Ağırlık kaldırmasına rağmen çok yük bindirmeyebilir omurgaya. Bu teknik olarak kasların yapısıyla alakalı bir şey. Ya da hiç bu tür ağırlıklar kaldırmayan, spor da yapmayan, kasları zayıf olan birisi oturduğu zaman bile omurgasına çok yük bindiriyor olabilir. Peki kilo da bindiren bir sorun mudur? Evet. Tabii şimdi ki. Meral Hoca her seferinde tabii kiloya, ki. Sigaraya falan bir şekilde bağlıyoruz. Hazırlıklı olmak lazım. Peki. Bu konuya tekrar döneceğiz ama ben şimdi çok geniş bir konu olduğu için yavaş yavaş iltihaplı romatizmaya girmek istiyorum. İltihaplı romatizmalar, birkaç tanesinin adını söylediniz. Neden olur? Kimlerde daha çok olur? Biraz önceki saydığımız grup gibi eklemlerin bir özelliği var mıdır? Hangi eklemleri tutar? Tabii şimdi iltihaplı romatizmaların biraz önce de söylediğim gibi belki tüm romatizmalık hastalıklar içerisinde aslında küçük bir grup oluşturuyor. Evet. Ama en korkulan tür. Hı hı. Çünkü eklemlerde deformasyon, bozulma yapmaya müsait bir tablo oluşturuyor. %5'lik bir kısım kabaca tüm romatizmal hastalıkların içerisinde. Ha, neden oluyor iltihaplı romatizmalar? Daha hala çok aydınlanmış bir konu olmamakla birlikte belki şunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu iltihaplı romatizmalarda neresi hasta diye söyleyebiliriz. Hasta olan yer neresi? İltihapsız romatizmalarda hasta olan yer olayın olduğu yer. Problem orada. İşte dizimizde ise dizimizde. Omurgadaysa omurgada. Ama iltihaplı romatizmalarda tablo böyle değil. İltihaplı romatizmalarda hasta olan yer aslında bizim bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasıyla alakalı bir tablo bu. Çünkü iltihabı yapan yer bağışıklık sistemi netice itibarıyla. Bağışıklık sisteminin hatalı çalışması, yanlış çalışması, belki yoldan çıkması, bağışıklık sisteminin çökmesi değil bu. Bir de o da yanlış düşünülüyor genellikle. Bağışıklık sistemi çöktü. Belki abartılı çalışması bile olabilir, evet, değil mi? Bazı muhtemelen çoğu zaman abartılı çalışması. Yanlış ve abartılı bir çalışması. Dolayısıyla hasta olan yer bağışıklık sistemi aslında.
tedavide tabii. Bizim gördüğümüz bir sonuç neden değil de. Sonucu görüyoruz. Evet. Bir sonuç. O zaman tabii, şunu da söyleyebiliriz herhalde, böyle sadece eklemleri tutmuyor, sistemik bir hastalık. Bağışıklık sistemi söz konusu evet, olduğuna göre, evet, bağışıklık sistemi de vücudun her yanıyla alakalı, hı-hı, olduğuna göre. Hı-hı. Yani derimiz, cildimiz, gözümüz, kulağımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, hı-hı, damarlarımız. Hı-hı. Dolayısıyla bağışıklık sistemini etkileyen bir tablo vücuttaki tüm organları, tüm dokuları, kas iskelet sistemi de dahil olmak üzere etkiliyor tabii ki. Mesela ona örnek verebilir miyiz? Yani hani hangi hastalıklar diyelim ki diğer büyük organları da tutar? Hani biraz önce dediniz ankilozen spondilit, romatoid artrit. Bunlar hangi, bu eklemlerden başka hangi organları da tutabiliyor ve hasta eğer tedavi olmazsa ileride hani bu organ tutulumu ile karşımıza gelebiliyor mu? Şöyle demek lazım belki de, iltihaplı romatizmaların bir kısmında eklem ya da kas iskelet sistemi daha hafif tutulup diğer organlar daha ağır tutulabilir. Örneğin vaskülitlerde olduğu, hı-hı, gibi, vaskülit dediğiniz yani damar iltihabıyla giden, hı-hı, rahatsızlıklarda olduğu gibi. Ya da romatoid artrit gibi rahatsızlıklarda olduğu gibi eklemleri belirgin tutup iç organları biraz daha az tutan, evet, rahatsızlıklar olabilir. Yani romatizmal hastalıklar her zaman ağırlıklı bulgularını eklemde vermeyebilir. Evet. Ağırlıklı bulgusunu mesela ciltte verebilir. Ağırlıklı bulgusunu gözde verebilir. Evet. Örneğin Behçet'te olduğu gibi, evet, mesela. Evet. Dolayısıyla da hemen hemen tüm organları etkileyebilir romatizmal hastalığın cinsine göre. Evet. Yani belli bir organ seçmek çok zor. Zor. Akciğerleri etkileyebiliyor. Damar etkileniyor. Damar etkilendiği, hı-hı, zaman bazı romatizmal hastalıklarda her yer etkilenebiliyor. Gözler etkilenebilir. Evet. Evet. Cilt etkilenebilir. Sanıyorum önümüzdeki haftaki konunuz belki, evet, olabilir. Evet. Sedef, evet, hastalığı. Evet. Önümüzdeki hafta hastalığına ait bile bir, evet, romatizma. Artritle beraber, evet, ve romatizma. Evet. Yani. Onun artriti görülebilir. Evet. Dolayısıyla iltihaplı romatizma dediğimiz zaman sadece eklem değil. Evet. Eklem dışındaki bütün dokuları da kapsayan bir tablodan bahsetmiş, evet, oluyoruz. Şöyle bir şey ya belki söyleyebiliriz. Hani çok klasik anlamda ayakta durduğumuzda bizi taşıyan alanlardaki ağrılar ya da bu eklemlerin problemlerinde ağırlıklı kireçlenme vesaire düşünsek de bu bizim taşıyıcı sistem dışındaki yerlerdeki ağrılarımızda mutlaka bir bunun bakılıp bu gerçekten bir kireçlenme midir yoksa iltihabi iltihaplı romatizmalardan biri olabilir mi diye düşünebilirler. Yani ilk, en azından ilk defa olduğunda böyle bir, evet, düşünmek mümkün olabilir. Belki de şöyle düşünmek lazım. Diğer branşlar için söylüyorum. Kendilerine ait klasik bir nedene bağlayamıyorlarsa bir eklem bir hastalığı, herhangi bir hastalığı, bir rahatsızlığı. Örneğin bir görme problemi. Onlara ait klasik bir rahatsızlık değil söz konusu olan. Ya da kulakla ilgili bir problem, işitme kaybı durup, hmm, dururken oluşan. Ve bir kulak burun boğaza ait bir neden, klasik bir neden yok. Diğer organları da bunun içine katabiliriz. Bu gibi durumlarda romatizmal hastalıklar daima düşünülmeli. Yani bağışıklık sisteminde bir problem var mıdır acaba? İtiraf edeyim, bu çok daha kulağa hoş geldi bir doktor olarak bana. Bizim de genelde içinden çıkamadığımızda vaskülit romatoloji hastalığı dediğimiz. Evet, evet. İşte kapsama, hekim olarak da öyle yani, yapıyoruz. Çerçevesini çizmek çok zor. Evet. Romatizmal hastalıklar şurada bitiyor ya da burada başlıyor demek çok zor. Belki de tam olarak çözümlenebilmiş bir hastalık grubu da bağışıklık sistemi sırlarını siz öyle, siz öyle söylediğinizde sanki böyle bir uzantıları olan bir canlının parçaları gibi vaskülitler, romatologlar vesaire aynen öyle. Birbirleriyle birleşiyorlar, birbirlerine dağılıyorlar. Zor bir hastalık grubu. Aynen öyle. Yani biz de zaten bir entegrasyon istasyonu gibi çalışıyoruz kliniğimizde. Belki romatolojinin varoluşu da oradan hepsini entegre ediyor. Eklemlerimiz ve kaslarımız da hatta belki onu da içine katabiliriz. Bizim vücudumuzun antenleri. Yani vücudumuzda bir problem olduğu zaman onu yansıtan yerler. Yansıtan yerler. Bir korunma mekanizması bir bakıma tabii onu yansıttığı için haber veriyor bir problem var diye. İşte safra kesisi problemi olan bir insanın sırtında ağrı duyması ya da omuzunda hatta bazen ağrı duyması. Koroner sorunu olan bir insanın mesela kolda ağrı duyuyor olması bunun gibi. Dolayısıyla kas iskelet sistemi, eklemlerimiz bir anten. Vücudumuzdaki her türlü problemi yansıtabiliyorlar. Çünkü sinir dokusu açısından da çok zengin yapılar bunlar.
Dolayısıyla da bu tür hastalar direkt bize başvurabiliyor. Başka bir problem olmasına rağmen. O yüzden de biz bir bakıma bir entegrasyon istasyonu gibi oluyoruz bazen. Hı hı. Yani ağrıdan yola çıkıyorsunuz, bir endokrin hastalığa ulaşıyorsunuz. Hı. Ağrıdan yola çıkıyorsunuz, iç organla ilgili bambaşka bir hastalığa ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Onkolojik bir probleme varabiliyorsunuz ağrıdan yola çıkıp. İlginç bir şey söyleyeyim mi? Doktor evet. House diye bir dizi evet, vardı, biliyorsunuz. Evet, evet. Onun romatolog olduğunu bilmiyordum ben. O öyle miymiş? Evet, yani ben de bilmiyordum. Simgesel olarak romatolog olduğunu söyleniyor. Hep de böyle zor hastalıklar olduğu için buralara çıkar. Sevdiyseniz izliyorsunuz, ilginç bir evet, şey. Bülent Hocam, şimdi romatizmal hastalıklarda hastayı size getiren ya da hastanın yakında en önemli bulgulardan bir tanesi ağrı. Değil evet. mi? Şimdi iltihaplı romatizmal hastalıklar ile biraz önce bahsettiğimiz diğer grup, o hani %95 işte kireçlenme, karşılaştırdığınız zaman ağrıda farklılıklar var mıdır? Çünkü şöyle bir soru geldi, sabah kalktığımda belimde ağrı var, gün içerisinde azalıyor, bunun bir hani anlamı var mıdır? Şöyle söyleyelim, iltihaplı romatizmalarda iltihap kısmen ödemi de onun belki içine katabiliriz bir parça. Gece arttığı için ödem gece artar biliyorsunuz. Sabah hepimiz biraz şiş kalkarız, yüzümüz gözümüz işte bir müddet sonra. Yattığımız için tabii yer çekimiyle ilgili. Yer çekimiyle ilgili, kalbin pozisyonuyla ilgili, vücudumuzun pozisyonuyla ilgili. İltihap da aynen öyle. Dolayısıyla gece biraz daha artıyor yatış pozisyonuna gelindiği zaman. O yüzden de iltihaplı romatizmalarda ağrı geceleri de rahatsız eden bir ağrı. Hatta uykudan uyandıran bir ağrı. Yani bir ağrı belki bir iki gün için değil ama sürekli olarak geceleri daha çok hissediliyorsa, geceleri uyandırıyorsa uykudan ve o ağrıyı gidermek için kalkıp dolaşmak zorunda kalıyor. O derece ise ağrı biraz iltihaplı bir tablo düşünmek lazım. Bu sabah tutukluğuyla ilgili? Sabah. Aynen ödem gibi iltihapta sabah biraz gezinerek dolaşarak açılıyor. Gün içerisinde açılıyor. Azalabilir. O yüzden sabah tutuklu kireçlenmelerde de olur ama genellikle kısa sürelidir. Yani bir iki adım atıncaya kadar ya da elini yüzünü yıkayıncaya kadar yarım saati geçmez genellikle sabah tutuklu kireçlenme tarzında olan problemlerde, iltihap romatizmalarda. Ama iltihaplı romatizmalarda yarım saati aşan, bazen öğlene kadar devam eden, saatlerce devam eden bir ağrı ve tutukluk haliyle kalkar. Evet, yani önemli. Sabah problemli kalkıyorsak ve bu uzun sürüyorsa ağrı açısından ve tutukluk açısından bu alert etmeli. Yani hastalığı uyarmalı. Acaba iltihaplı bir tablo var mı diye. İlk yarımızı bitirmeden önce son bir soru. Eklem özelliği var mıdır iltihaplı romatizmaların? Cinsine göre evet. Evet. Nasıldır? Bazı romatizmalar daha çok büyük eklemleri tutmaya meyilli. Bazıları işte romatoid artrit olduğu gibi küçük eklemleri tutmaya meyilli. Romatoid artrit daha çok. Evet. Hangi eklemlerimiz Bülent Hocam? Romatoid artritte daha çok el küçük eklemler. Ayak eklemleri, küçük eklemler özellikle. Büyükleri tutmaz diye bir şey yok ama tipik tutulum özellikleri el ve ayaklardaki küçük eklemler. Romatoid artritte mesela. Örneğin ankylozan spondilitte ise pek beklemezsiniz. Çok küçük eklem tutulumu, o daha çok omurga, büyük eklem tutulumuyla giden bir rahatsızlık. O zaman biz şimdi ilk yarımızın sonuna geldik. Evet. Reklamlardan sonra iltihaplı romatizma hastalarının bir cinsiyet özelliği var mıdır, yaş özelliği var mıdır? Ona devam edeceğiz ve ikinci yarıda da tedaviye gireceğiz. Bir reklam arası veriyoruz.
Evet, tekrar merhabalar. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Profesör Doktor sevgili Bülent Bütün'le romatizmal hastalıkları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Bülent Hocam, bu romatizmal hastalıkların diğer grubu olan iltihaplı romatizmal hastalıklarda ağrının özelliğini öğrendik, eklemlerin özelliğini öğrendik. Sorum şuydu, yaş grubu olarak seçtiği bir yaş grubu var mı? Hemen bununla bağlantılı cinsiyet özelliği var mı? Yine bu başlık altında kalıtımsal bir hastalık mıdır bu gruptaki hastalıklar? Önce kısa bir cevap vereyim. Evet. Buyurun. Bu üç sorunun cevabı da evet. Hepsi evet mi? Evet. Hepsi evet. Evet. Çünkü bir yaş yok. Tabii romatizmanın cinsine göre fark ediyor. Bazı romatizmal hastalıklar doğumdan itibaren oluşabiliyor. İltihaplı romatizmalardan bahsediyoruz tabii ki. Doğumdan itibaren görülebilen romatizmal hastalıklar var. Bazı romatizmal hastalıklarda nedenini tam bilemediğimiz bir şekilde bugün için hala karanlık belli bir yaşta başlıyor. Yaş önemli bazı romatizmalarda. Mesela? Örneğin ankilozan spondilit. Genellikle 20'li yaş civarlarında, 20-30 yaşları civarında başlayabilen bir rahatsızlık. Romatoid artrit her yaşta görülebiliyor. Çoğu zaman 40'lı yaşlar, 50'li yaşlar civarı ama çocukluk çağında da görülebiliyor romatoid artrit gibi rahatsızlıklar. Romatizmal hastalıkların bir kısmı da belli bir yaştan sonra da bitiyor. Örneğin Behçet hastalığını mesela örnek verebiliriz. Genellikle 45-50 yaşlar denildiği zaman Behçet hastalığının hızlı kayboluyor. Kendiliğinden sonlanabiliyor. Bazı romatizmal hastalıklar ömür boyu devam ediyor. Bazıları belli bir yaştan sonra bitiyor. Ankilozan spondilit demiştik mesela. O da öyle. Belli bir yaştan sonra ateşi kayboluyor rahatsızlığını öyle söyleyelim. Örneğin 50 yaşlar civarından sonra genellikle ankilozan spondilit gibi rahatsızlıklarda hastalığın bıraktığı hasarı yaşıyor artık şahıs. Yani hastalık bitmiş oluyor, sadece hasarını yaşamış oluyor. Yani o yaşta yeni olmuyor hastalık ama 20'li 25'li yaşlarda olup tam da tedavi, doğru tedavide olmadıysa özellikle onun getirdiği sorunlarla herhalde. Evet, evet. Mesela evet. 50 yaşında şahıs neyse eğer bir bozukluk oluşmuşsa o bozukluğu yaşıyor artık. Evet. Ama hastalık ateşini kaybetmiş oluyor. Evet. Yani dolayısıyla çok karmaşık bir tablo. Bilmediğimiz şey niye bazıları her yaşta başlayabiliyor? Neden bazıları belli yaşlarda, genç yaşlarda başlıyor? Neden bazıları ileri yaşlarda başlayabiliyor? Örneğin vaskülitlerden yani damar duvarında iltihap yapan rahatsızlıklardan bir tanesi. Dev hücreli arterit diyoruz ismini. Niçin çok ileri yaşlarda başlıyor? Genellikle 50 yaşların üzerinde, 60 yaşların üzerinde başlıyor. Bunlar bilmediğimiz konular. Yani aydınlanmaya açık konular. İleride belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bunları bilebilir hale geleceğiz. Cinsiyet demiştim. Ha cinsiyet, evet. Yine o da aynı. Bazı romatizmal hastalıklar daha çok hanım mesela cinste özellikle örneğin daha fazla gözüküyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela bazı vaskülitler daha çok hanım kısmında daha fazla görülüyor. Bazı romatizmal hastalıklar ise daha çok erkekte görülüyor. Örneğin romatoid artrit bir parça daha kadınlarda daha fazla sık görülen bir rahatsızlık. Örneğin ankilozan spondilit bariz bir şekilde, belirgin bir şekilde daha çok erkek neslinde. Genç erkeklerin. Erkek neslinde görülen bir rahatsızlık. Oran belki de 10'a 1 gibi bir oran neredeyse. Dolayısıyla cins de biraz fark ediyor evet romatizmal hastalıklarda. Üçüncü şıkkım genetikte. Genetik özellikler muhtemelen bütün iltihaplı romatizmalarda var. Muhtemelen diyorum bunların bir kısmı gayet iyi biliniyor günümüzde. Örneğin ankilozan spondilitik o genetik yatkınlık HLA B27 gibi bir doku tipinden bahsediyoruz. Bu genetik yatkınlık belirgin. Çok yani HLA B27 pozitifliği olanlarda meyil fazla. Meyil fazla. Evet. Örneğin romatoid artritte işte HLA DR dediğimiz DR1, DR4 bu tür doku tiplerini taşıyanlarda biraz daha fazla gözükebiliyor. Daha ama, fazla ama HLA B27 pozitifse muhakkak olacak diye de hayır, bir kuralımız yok. Yok. Hani onu yok. Da değil mi vurgulayalım? O da belki halk arasında biraz farklı algılanabiliyor. Çünkü bazı romatizmal hastalıklar örneğin FMF'de sizin genlerinize bakalım deniliyor. Genetik özelliği taşıyorsunuz. Evet geninizde var deniyor. Bu genetik özelliği taşımak mutlaka hasta olmak anlamına gelmiyor. Ama o genetik özelliği yansıtabiliyoruz tabii ki.
Bu ya yansıtma da hem hemen... Hem sickle cell heterozigotum, evet. Hem FMF heterozigotum. Hepsi var, hiçbiri yok yani. İlla olacaksınız diye bir şey. Genetiğiniz zor olur ama güzel. Örneğin FMF genlerindeki bozukluk neredeyse toplumun %30'unda var. Hı-hı. Yani her 10 kişinin 3'ünde o özellik var ama herkes FMF olmuyor. Akdeniz ateşi dediğimiz, hı-hı, rahatsızlık olmuyor. Bir kısım romatizmal hastalıklarda bu genetik yatkınlık o kadar açık değil iltihap romatizmaların bir kısmından. Hı-hı. Zaman içinde aydınlanacaktır ama genetik yapımızı biraz daha iyi kavradıkça onlar da aydınlanacaktır. Açık. Hocam peki bir şeyi konuşmadık. Diyelim ki eklem ağrılarımız oldu. İşte bunun için hekimimize başvurduk. Hekimimiz bu eklem ağrılarında romatizma olabileceğini düşündü. İşte bunları tasnif etmeye çalıştı. İltihaplı mıdır acaba, iltihaplı değil midir? Bu süreçte sanırım bütün hekimler olduğu gibi sizler de bazı tanısal testler, hani kan testleri olabilir, filmler olabilir vesaireler olabilir. Bazı şeyler kullanılmıyor olabilirsiniz. Bu konuda da biraz bilgilendirebiliriz diye düşünüyorum seyircilerimizi. Nasıl tanı koyuyoruz bu hastalıklara? Bunları birbirinden nasıl ayırmaya çalışıyoruz hekim olarak? Belki bu konuda şunu söylemek lazım. Çok da iyi bir soru aslında bu. Romatizmal hastalıkların tanısında çok keskin şeyler yok. Romatizmal hastalıkların tanısı bir bakıma diğer hastalıkları ekarte diye, yani eleyerek konuluyor. Hı. Hemen hemen bütün romatizmal hastalıklarda bunu yapmak gerekiyor. Çünkü eklem ağrısı yapabilen, kas ağrısı yapabilen binlerce tablo sayılabilir. Dolayısıyla hastalıkları ekarte ederek bu tanıları koymak zorundayız. Çok tipik, romatizmal hastalığa %100 işaret eden bir şey yok. Testler siyah beyaz değil yani. Değil testi yani, yapalım, gri. Hastasınız ya da değilsiniz diyebilecek test sayımız test, testler yok. Flu. Mesela işte kanda iltihap var mı yok mu diye baktığımız bazı testler var. Sedimentasyon halkımız biliyor bunları. CRP belki bilinmiyor herkes ama tarafından. Bademcik iltihabı olsak da CRP onlar da, da çıkıyor. Yani. Grip olduğumuz zaman da onlar çıkabiliyor. Yani illa bir iltihaplı romatizmaya bu işaret etmiyor. Hı hı. Biraz önce söylediğimiz gibi genetik testler de illa o hastalık var olacak diye bir şey işaret etmiyor. Dolayısıyla çok flu testler. Peki nasıl tanı konuyor hekim? Klinik bulgularını, hastanın şikayetlerini, laboratuvar bulgularını, varsa radyolojik bulgularını derleyip toparlayarak diğer ve diğer hastalıkları da ekarte ederek, yani eleyerek bu tanıyı koyuyor. O yüzden de romatizmal hastalıkların tanısını koymak çoğu zaman zor. Yani bir diyabet tanısı gibi değil, bir tiroid hastalıkları tanısı gibi değil. Orada daha keskin. Çok net çünkü daha orada yükseldi mi? Keskin. Yani. Ama romatizmal hastalıklarda böyle değil. O yüzden de hekimler arasında çok fikir ayrılıkları, farklı ifadeler. Hmm. İşte bir hekim farklı bana romatizma dedi, şey. Öbürü yok hayır sende romatizma yok gibi ifadelere. Halkımız alışmalı, bunlar doğal. Evet. Yani bu tür şeylerden karşılaşabilirler. O yüzden tedirgin de olmamalılar. Yani birisi var dedi, birisi yok dedi. Bu fikir ayrılıkları gayet doğaldır. Hatta bir hekime gittiğindeki klinik tablosu başka olabilir. Öteki hekime geçtiğinde bir iyileşme göstermiş ya da ilerleme göstermiş olabilir. O hekim hakikaten başka bir şey söyleyebilir. O bulguların bütününden değil mi? Diğer hekim başka bir yorum. Bir de geçici bir romatizma geçirmiş olabilir. Geçici bir iltihaplı romatizma. Bir de onlar var. Evet. Biraz önce onlardan pek zamanımız olmadı belki bahsetmeye ama örneğin gripte yaşadığımız tablo diyelim. Bir iki hafta boyunca eklemlerimizde duyduğumuz ağrı aslında bir nevi iltihaplı bir romatizma. Öyle nitelendirilebilir. Bunun ama o geçiyor tümüyle. Pek çok mikroorganizmanın tetiklediği, bizim reaktif artrit diye tanımladığımız romatizmal hastalıkların içerisinde tablolar var. Hı. Yani mikroba reaksiyon gösterdiği için ya da virüse reaksiyon gösterdiği için oluşan. Bunlar genellikle bir müddet sonra da kayboluyor. Hı. Yani bir müddet devam ediyor, birkaç hafta, birkaç ay, ondan sonra da kendiliğinden yok olabiliyor. Bir miktar da takip etmek gerekiyor herhalde hastaları. Sadece olduğu haliyle bir kez görüp tanı koymak mümkün değil. Testler, evet işte o takip, tanı da testler. Çok dikkat etmek lazım. Yani tanı koymak romatizmal hastalıklarda zahmetli bir iş. Ve biraz da zamana bağımlı bir iş. Hani bazen romatizmal hastalık kendini çok belli edebilir. Yani ben varım diyebilir. Ama bu her zaman böyle olmuyor. Genellikle şikayetler de laboratuvar bulguları gibi flu olabiliyor. Her zaman net değil. O yüzden adını koyarken, romatizmal hastalığın adını koyarken hekimin çok iyi düşünmesi lazım.
Çünkü verdiğiniz ilaçlar herhalde birazdan bahsedeceğiz. Evet. Biraz sıkıntılı ilaçlar. Yani kullanması sıkıntılı, sayıca çok. Ve bazen de insanları ömür boyu bir ilaca mahkum etme kararı veriyorsunuz. Tansiyonda bu kararı kolay veriyorsunuz. Çünkü çok somut, kriterleri çok somut, belli. Çok somut. Kriterler belli. Tiroid hastalıklarında bu kararı kolay veriyorsunuz. Çünkü çok net. Ölçebiliyorsunuz. Şey. Evet. Ama romatizma hastalıklarda böyle değil. Evet. Eğer ilaç vermekte acele de edersek, o iltihaplı romatizmalarda kullanılan ilaçları, bir sonraki hekim onun işini çok zorlaştırmış oluyoruz. Mesela bir 3-4 ay sonra ona bakan hekim bu sefer şaşırıyor ne yapacağını. Bakıyorsunuz hastada hiçbir şey yok. Gayet güzel, düzelmiş. Peki ilaçtan mı düzeldi acaba? Yoksa zaten düzelecek miydi? Yani kendiliğinden mi geçecekti bu tablo? Evet. O yüzden de genellikle romatizmal hastalıklarda 2-3 ay geçmeden, hasta çok bariz değilse tabii bulgular, 2-3 ay geçmeden pek karar vermemek lazım. Evet. Yani bu kadar davet etti değil mi? Evet davet ettim. Oraya geçmeden önce bir de tabii bu hastalıklar hani alevlenmeler, remisyonlarla seyrediyor dediğiniz gibi bir derleme okumuştum. Onu paylaşmak istiyorum. Kayıtların en iyi tutulduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde orada şöyle yazıyordu. Bu iltihaplı romatizmalar işte ankilozan spondilit, romatoid artrit 7 yıl, 8 yıl sonra tanık Konulanlar var. Yani hata payı dolayısıyla hata payı da çok yüksek. Evet. Hani bu çok yaygın kullandığımız şikayetlerimizde romatizman var dediğimiz bu romatizmal hastalıklar grubu hakikaten hekimlerin çok üzerinde emekle araştırdıkları bir grup oluyor. Dinleyenleri belki hani şöyle şey yapabiliriz. Amerika gibi kayıtları çok iyi tutan ülkelerde bile bir başka yayından da ben bahsedeyim. İlk konulan tanılarla 4-5 sene sonra konulan tanılar karşılaştırılmış. Hata payı %40 civarında. Ne kadar yani yüksek. Neredeyse yarıya yakınında değişik kalıyor. Çok ne kadar yüksek. Yani dolayısıyla romatizmal hastalıklarda bir karmaşa, tanı karmaşası olması doğal. Bunu karşıdakinin biraz normal karşılaması lazım hastanın. Çok iyi bilinmeyen ve sabırlı olması bir tablo lazım. Hekimden çok iyi bir diyalog lazım. Hekimin bunu ona anlatması lazım. Evet. Zamana ihtiyacım var. Tanı koymakta zorluk çekiyorum. Ya da tanınızı henüz kesinleştiremedim. Bu çok doğru ifadelerdir. Esas doğru olanlar bunlar. Evet. Hastayla bunu paylaşmak lazım. Evet. Ne zamana ihtiyaç var? O zaman hastalara buradan bir mesaj verelim. Sadece bunun için değil. Aslında bir hekimin tanı koymakta zorlandığını söylemesi ne kadar zor ve doğru bir şey. Doğru bir yerleşim. Yani bunu doğru söyleyen şey. Hekimin aslında biraz bilgelik tarafını gösteren bir şey. Çünkü bütün tanıları maalesef koymak. Ama bunu alıştırmamız lazım. Hastaların buna biraz alışması lazım. Yurt dışında daha rahat oluyor bunlar. Evet. Yani mesela hekim çok rahat söyleyebiliyor. Örneğin işte Almanya'dan, Avrupa'dan gelen hastalarımız var. Onlarla konuşuyoruz. Türk hastalar burada, orada yaşayanlar. Orada hekimler bu tabiri çok rahat kullanabiliyorlar. Tabii, bizde de olmuşlar. Yani sizde bir şey bulamadık. Henüz bir şey bulamadık. Ama izleyeceğim. Ama izleyeceğiz. Bakıyoruz. Evet. İzleme ihtiyacım. Aslında bunlar normal şeyler. Evet. Çok erken tanı koymak bazen hata olabilir. Çok acele etmek bazen hata olabilir. Evet. Nezle grip gibi düşünüyorlar ama işte keşke bütün hastalıklar öyle olsa da biz onların hepsini şöyle şöyle çözsek böyle. Evet. Evet Bülent Hocam, isterseniz yavaş yavaş tedaviye girelim. Şimdi bu 3 ana grup dedik ama esas olarak 2 ana grupta gidiyoruz. İsterseniz tedaviyi de böyle gruplandırarak gidelim. Öncelikle hangi gruptan başlayalım? Şu bizim iltihapsız. Tamam. Yani en sık olan aslında. En sık olandan başlayalım. Ya biraz ben de memnun oluyorum çünkü orası çok kötüye de kullanılan bir alan bazı alanlarda. Hastalarında, hekimlerinde, sisteminde biraz. Oradaki ilaçları doğru kullanıyor muyuz? Evet. Önce en fazla suistimal edilen hastalar bunlar zaten. Hı-hı. Yani iltihapsız romatizmalar. Bir nedenden ağrı yaşayan insanlar. Hı-hı. Halbuki o kadar çok nedeni var ki ağrı yaşamalarının iltihapsız tablolarda. Kas zayıflığı olabilir, ağrı yaşayabilir mesela. Kireçlenme olabilir, doğaldır. Kireçlenme ilk çıkarken biraz ağrı yapabilir. Bu mutlaka sürekli ağrı çekecek anlamına gelmez. İşte fıtıklar, boyun fıtıkları, bel fıtıkları bunlar ilk zamanlarda çok ağrı yapabilir. Bu devamlı ağrı çekeceği anlamına gelmez. Ama bu konular son derece suistimal edilen konular tedavi açısından. En az ilaç kullanması gereken gruplar da belki bu iltihapsız romatizmalar. Yani mümkün olduğu kadar az ilaç, olabildiğince basit ilaç kullanması gereken hastalar.
O ağrı kesici diye nitelendirdiğimiz ilaçlar, bilmiyorum buna girelim. Girelim. O çok önemli. Hocam çok önemli. Evet. Şu ağrı kesici diye halkın kullandığı, aslında halkımızın birçoğunun ağrı kesici diye bildiği ama aslında ağrı kesici özellikleri dışında pek çok yan etki içeren, isim vermeye gerek yok jenerik herhalde. Jenerik içeriğini söyleyebiliriz. Evet. Evet. Yani işte diklofenak gibi. Aslında onlar ağrı kesici değildir diyoruz. Ağrı kesici yani sadece ağrı kesici değil. Evet. Ama işleri o değil. Ana işlevleri o değil. İltihap giderici ilaçlar aslında onlar. Nonsteroid, antiinflamatuar. Biraz Türkçeleştirirsek iltihabı gidermeye yönelik ilaçlar. Ama pek çok da yan etki barındıran ilaçlar. Bunlar genellikle toplumumuzda ağrı kesici diye nitelendiriliyor ya da eczacı da öyle verebiliyor. O zaman o grup dediğimiz ilacı diye sadece ağrıyı kesmek için almayın diyoruz mesajımızı. Yani halkımız aldığı ilacın ne olduğunu az çok bilmesi lazım. Evet. Yani basit ağrı kesici ile parasetamol grubu bir ilaç gibi. Basit ağrı kesici ile romatizmal kökenli ağrı kesicileri birbirinden ayırt etmesi lazım. Romatizmal kökenli ağrı kesicilerin pek çok yan etkileri de var. Nedir hocam yan etkileri? Buraya girmeden bir şey söyleyebilir miyim? Belki sisteme bir uyarı olarak. Mesela normal nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz bu iltihap kesicilerin çok büyük bir kısmı reçetesiz satılan. Bizim ülkemizde bunların tamamı reçetesiz satılabiliyor. Tabii. Yani hala gittiğinizde. Evet. Ama gelişmiş ülkelerde, Anglo-Sakson ülkelerinde bunların sadece bir kısmını reçetesiz marketten alabiliyorsunuz. Ama hepsini alamıyorsunuz bu söylediğiniz sorunlardan. Evet. Belki sadece halka etmekle kalmamak lazım. Ciddi antiinflamatuarları, bu ciddi iltihap kesicileri sistemin de reçeteye bağlamasında lazım. Büyük fayda var diye çok düşünüyorum. Herhalde bu da biraz sistemi hatırlatma olsun diye. Çok. Yavaş yavaş herhalde o düzen oturtulmaya çalışılıyor ama işte antibiyotiklerden falan başlandı. Reçeteye tabi bir yol ilaçlar bizde ama de başladı. Bir an önce de o nonsteroid antiinflamatuar diye kutuların üzerine baksın dinleyenler. Antiinflamatuar yazıyorsa o kutunun üzerinde o romatizmal bir ağrı kesicidir. Yani yan etki potansiyeli olan ilaçlardır. Dolayısıyla hekimin söylediği dozda ve sürede kullanacaklar. Evet, ya da tavsiye ediyorsa hekim. Benim ağrım oluyor diye gidip almayacaklar. Sen bugün konuşurken diyordun acil servise yan etkileri. Nedir yan etkileri hocam? Bu ilaçları eğer bir dolu yani mide ürünü olan yan etkileri zaten bilinen çok yan değil mi? Sizin acil servise diyordun. Oktay Bey daha da iyi değerlendirecektir onu. Ben daha bu yaz annem işte hani tabii söylediğiniz gibi kireçlenme, yaşa bağlı bel ağrıları vesaire çok hareket, çok uyarıyoruz tabii. Tansiyonu da var. Tansiyon regülasyonunu da bozuyor biliyor. Yani bunu da söylemek lazım. Ama bir de yaza doğru yetersiz su alımıyla beraber kullanıldığında aynı zamanda böbrek yetmezliğine yol açıyor. Tansiyonu olan hastaların tansiyon düzenini bozuyor. Sanıyorum mide kanamaları. Mide kanamaları Türkiye'deki en fazla olan. Neden? Yani, hatta sessiz kanamalar. Tabii. Öyle de diyelim. Yani her zaman o mide kanamaları belirti de vermeyebiliyor. Bakıyorsunuz küçük bazen kanıyor. Tek bir tablet almakla dahi olabiliyor. O masif kanamalar, mide kanamaları olabiliyor. Kalp üzerine olumsuz etkileri var. Ritim bozukluğu yapabiliyor bu romatizmal kökenli ağrı kesiciler. Oktay Bey'in söylediği gibi tansiyon regülasyonu çok etkiliyor hem de. Belirgin bir şekilde etkiliyor. Ödem, yani bacaklarda ödem yapma özelliği hemen hemen neredeyse hepsinde var. Biraz çok ama hepsinde var. Yetmezliği bir biraz agrave ediyor. Şeyi bilmesi lazım dinleyicilerin. Bu tür ilaçlar, romatizmal kökenli ilaçlar insanların genetik yapılarına göre de çok farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Mesela sizin kullandığınız bir romatizmal kökenli ağrı kesici size hiçbir şey yapmazken bir başkasında çok problem çıkarabilir. Evet. Yani komşunun ilacı size yaramayabilir. Komşudan yoğurt almak seni de yiyor. Öyle bir alışkanlık var. Bu ilaç bana var, çok yaradı. Sen de bunu kullan falan gibi. Halbuki öyle değil. Genetik yapıya göre oldukça değişir. Biz sonlara doğru gidiyoruz. Dolayısıyla iltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisine geçelim. Orayı anlatırken bir sorumuz var. Bu soruyu sorayım. Romatoid hastalıklarda ilaç tedavisi dışında bağışıklık sistemini güçlendirici ne gibi tedaviler var?
Hani bu sorumuzu da yanıtlayarak eğer cevaplarsanız. İlk bölümde herhalde biraz değinmiştik. Hı. Bağışıklık sisteminin hastalığı evet. Hı. Ama bu bağışıklık sisteminin göçmesiyle, bağışıklık sisteminin azalmasıyla alakası yok bunun. Hı. Yani iltihaplı romatizma hastalıklarda bağışıklık sistemi aslında azalmıyor. Öyle bir sorun yok. Hı. Belki de tam tersi. Tam tersi. Bağışıklık sisteminin anormal çalışması söz konusu. Dolayısıyla bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ihtiyaç yok. Evet. Romatizmal hastalıkta öyle bir ek ilaç kullanmaya ya da yöntem kullanmaya hiç gerek yok. Evet. Bağışıklık sisteminden hiç oynamasınlar bence. Peki. O zaman iltihaplı romatizmanın tedavisinin ana özellikleri. Bağışıklık sistemini terbiye etmek. Onu terbiye etmek. Evet. Onunla ilgili ciddi ilaçlar var. Evet. Evet, bayağı ciddi ilaçlar var. Aslında grup olarak çok fazla yok. Yani şöyle söylenebilir, iltihaplı romatizmalar tedavisinde kullanılan ilaçlar grup olarak 6-7 grubu geçmez belki de. Hı hı. Grup olarak konuştuğumuz, hı hı, zaman. O grubun içinde farklı ilaçlar var ama grup olarak konuşulduğunda 6-7 çeşit ilaç var. O yüzden de iltihaplı romatizması olanlar genellikle bir başka iltihaplı romatizması olan hastayla karşılaştıklarında hep aynı ilaçları kullandığını görürler. Hı. Sen de aynısını kullanıyorsun, sen de aynısını kullanıyorsun, hı hı, çünkü fazla ilaç yok. Belki de bu son 10-15 yıldır yeni ilaç geliştirme çabaları var. Biraz ümit vadeden ilaçlar var. Hedefe yönelik ilaçlar var. Biyolojik ilaç diye isimlendirdiğimiz hedefe yönelik ilaçlar. Bunlar son 15 yıldır gündemde olan ilaçlar. Tamamen farklı bir tedavi şekli. Bunlar biraz ümit vaat ediyor. Onlar üzerinde çok çalışmalar var. Özellikle iltihaplı romatizma. Sadece romatizma değil, diğer hastalıklar için de geliştiriliyor bu tür ilaçlar. Genel adı biyolojik ilaçlar. Yani dolayısıyla ilerisi için ümitliyiz. Evet. Şu anki tablomuz da fena değil. Yani iltihaplı romatizmalarda bayağı iyi netice almaya başladık bu ilaçlar sayesinde. Ama eminim ki önümüzdeki yıllarda çok daha etkin ilaçlar çıkacaktır. Evet. Her iki grup içinde tabii bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanısınız, aynı zamanda oranın öğretim üyesisiniz, sadece romatolog değilsiniz. Fizyoterapinin yeri ne kadar? Her zaman. Her zaman. Her zaman. Özellikle dejeneratif dediğimiz grupta, yani iltihapsız dediğimiz grupta belki de en başa yazmak lazım. Evet, benim annem çok fayda görüyor yani, onu biliyorum. İlaçtan uzak tutuyor onu, o da hoşuma gidiyor. Tabii şeyi kastediyorum. Her fizik zaman tedavi yani. Fizik tedavi yöntemleri, yani o makineler, elektrik değil. Tedavileri değil. Fizyoterapi egzersizleri. Egzersizleri. Belki de o egzersiz tedavilerini en başa yazmak lazım iltihapsız gruplarda. İltihaplı gruplarda da yeri var. Yani. Kireçlenmelerde. İşte bel kireçlenmesi, boyun kireçlenmesi en sık gördüklerimiz. Onlarda tedavinin başına egzersiz yazmak lazım. Son derece önemli. Son derece. Çünkü o kireçlenmelerin belki de çoğunun ana nedeni kas problemleri, kas zayıflığı. Yani insanlar boyun sorunu yaşıyorlarsa, bel sorunu yaşıyorlarsa, sırt problemleri yaşıyorlarsa, omurgaya bağlı olarak yaşıyorlarsa, bunun hemen hemen en büyük nedeni, eğer trafik kazası geçirmediyse, eğer merdivenden düşmediyse, bunun gibi bir travma, darbe yaşamadıysa, bunun hemen hemen en büyük nedeni kas zayıflığıdır. Kullanmamak yani bedenin kasları. Tabii ki, tabii ki. Yani insanlar omurganın kendilerini taşıdığını düşünüyorlar. Halbuki omurganın görevi taşımak değil. Omurganın görevi şeyden farklı değil. Hani şu kravat taktığımız gömleklerde yakalarında tela vardır. Dik dursun, dik dursun diye. Ama eğersiniz, bükersiniz, omurganın durumu da aynen böyle. Bize şekil verir o kadar. Çok güzel. Onu saran kumaşın kalitesi önemli. Bülent Hocam, son 30 saniyedeyiz. Zamansız gibi gitti. Kaplıcalardan bu grup hastalarımızın hangileri yararlanabilir, yararlanamayacak hastalarımız var mıdır? İltihapsız olanlar özellikle yararlanabilirler. İltihapsız dediğimiz romatizmal hastalıklar kaplıcalardan yararlanabilirler. Evet. İltihaplı romatizmaların da bir kısmı. O da aktif dönemde değilse. Değil. Kısmen, yani reçete verilerek, bir kaplıca reçetesi verilerek onlar da yararlanabilir. Ama iltihabın aktif olmadığı dönem. Yani şöyle mi anlıyoruz? İltihaplı romatizması olanlar öyle kendi başlarına herhangi bir kaplıcaya kesinlikle gitmeyecekler. Çünkü o kaplıca aynen bir ilaç gibi
bir hekim tarafından süresi, şekli ne yapacağı belli tanımlanarak gidebilirler. Yani doktora doğru sormadan hocam? Kesinlikle gitmemeli. Aslında kireçlenme olanlar bile doktora sorarak orada muhtemel zararları hakkında. Kesinlikle. Etansiyon, tansiyon, şeker, kalp hastalıkları. Onları öğrenerek yine bir doktor aracılığıyla. Kontraindikasyon oluşturabilir diğer problemler. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben süremizin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, bu hafta Profesör Doktor sevgili Bülent Bütün'le romatizmal hastalıkları konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Erkan Alpsoy. Kendisiyle sedef hastalığı psoriyazisi konuşacağız. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hocam iyi akşamlar.